Geçenlerde Netflix'e yeni bir içerik geldi. Tıpkı Rick and Morty vesaire gibi bu içerikte bir çizgi diziydi. Açıkçası bu tarz şeyleri çok seven ben bayağı bir heyecanlandım. Hatta bu çizgi dizinin yapımcılarının BoJack Horseman'dan esinlendiklerini de öğrenince beklentim tavan yaptı desem yeridir. Beklentim tavan yaptıktan sonra oturdum bu çizgi dizinin başına. Ha bu arada adını söylemedim. Bu çizgi dizimizin adı Hobbs. Kendisi 21 Ağustos'ta çıktı. 21 Ağustos'ta her bölüm 25 dakikadan oluşan toplamda 10 bölüm yayınlandı. Ve açıkçası size Hobbs'u şu şekilde özetleyebilirim. Hobbs çizgi dizisini tıpkı Recep İvedik gibi düşünebiliriz. Öfke problemi olan ve ha bile küf eden bir adam. Tamam bir de Recep İvedik'in Türkiye'de olmadığını düşünün. Aynen öyle. Bolca kız bulunuyor. Hımm. Bolca Korstun dizisinde bir alternatif geldi zannetmiştim ama sanırım yanılmışım. Diziyi Recep İvedik'e benzettim ama merak etmeyin. Elimizde Recep İvedik kadar berbat bir iş yok. Neyse gelin detaylıca inceleyeyim ondan sonra her şeyden bahsedeceğim sizlere. Senaryodan başlayalım incelemeye. Basketbol koçu olan ben, geçmişte yaşadığı bir takım olaylardan ve bir de eşiyle olan problemlerinden ötürü eskiden çok iyi biri olsa da zamanla her şeyi küfreden, etrafa kızan, bağıran, iğrenç bir adama dönüşmüştür. Benim tek tutkusu iyi bir basketbol takımı kırıp o takıma koçluk etmektir. Sonunda bir gün benim bu hayali gerçek olur. Ben bir okulda yani lisede koçluk yapıyordur. Ama koştuk yaptığı takım berbat haldedir. Ben bu sefer okulda 2 metre boyunda bir çocuk görür ve onu takıma katmak ister haliyle. Ama o çocuk basketbol oynamak istemiyordur. İşte ben de onu bir şekilde ikna etmeye çalışıyor. İlk bölüm bu şekilde başlıyor ama hikaye böyle kalmıyor merak etmeyin. Bu çok çok küçük bir kısmı. Öncelikle eğer Hobbs'u izlemediyseniz ve yine eğer basketbol olayına çok odaklanıldığını sanıyorsanız aynı zamanda bir basketbol takımı hikayesi izleyeceğinizi... Onların turnuvalara katılıp tur atlama mücadelelerini, takım ruhunu falan görmeyi bekliyorsanız yanılıyorsunuz maalesef. Sakın bu tarz bir beklentiye girmeyin. Pişman olursunuz sonra. Hop sanılanın aksine basketbolu bir amaç olarak değil, sadece araç olarak kullanıyor. Basketbol tamamen ön planda değil. Tabii var basketbol işin içinde ama benim beklediğim kadar ön planda değil. Dizinin şu anki hikayesine bakacak olursak kesinlikle kötü değil. Ama iyi de değil. Orta halde işte. Yani dizi kendini izlettiriyor. Her bölüm 25 dakika zaten. Ve izlerken gerçekten sarıyor. Ama hikaye yani. Yani idare, idare eder. Karakterlerden bahsedecek olursak. Bu dizi basketbol olayını barındırdığı için bir takım da var elbette. Ve o takım ise liseli ergenlerden oluşuyor. Bu ergenlerin de pek bir olayı yok. Hepsi de ergenler ve eğlence aynı zamanda kız peşindeler. Takımın içinden sadece Medi karakterine dair bir umudum vardı. Çünkü başlarda iyi işlenmişti kendisi. Ama sonradan diğerleri gibi oldu o da. Aslında dizide karakterler işleniyor gibi oluyor. Yani tam karakterler derinleşip kendi hikayelerini anlatacak gibi oluyorlar. Dizi kendi aynası sıkı... gibi. Ben daha çocukken babam evi Sıkıcı. Sırf troll olmak için sıkıcı diyerek bu karakterleri derinleştirebilecek konuşmaları çöpe atıyor. Tamam hani bu ilk başta güldürse de son onlarda bir sus da dinleyelim artık dedirtiyor. Tıpkı Bojack Korsu'nda da olduğu gibi diğer karakterlere dair özel bölümler olsaymış keşke. İşte o zaman karakterler gerçekten derin olabilirlerdi. Takım oyuncuları dışında başka karakterler de var elbet. Koçun eşi yani Shannon, koçun yardımcısı yardımcı koç yani Ron ve okulun müdürü yani Opal. İşte dizide yer alan ilgi çekici diğer karakterler de bunlar. En başta size demiştim ya bu dizi Bojack Horseman'dan esinlenmiş diye. İşte karakterler de tıpkı Bojack Horseman'daki bazı karakterleri yansıtıyor. Tabii ki de tam olarak değil ama benziyorlar işte. Mesela ana karakter Ben Tıpkı Bojack gibi. Yardımcı koç Ron ise Mr. Peanutbutter. Okul müdürü Opal, Prenses Caroline. Koçun eşi Shannon da Diane. Ayrıca dizi içinde yer alan şu kadın da tam olarak karakter oyuncusu Margot Martin değil. Bakın diğerleri hadi biraz biraz benziyor ama bu tam Margot Martin değil. Ana karakterimiz başı sıkıştığı her zaman bu kadına başvuruyor. Tıpkı Bojack Horseman'ın da başı sıkıştığında Margot Martin değil çağırması gibi. Hatta dizi o kadar Bojack'ten esinleniyor ki dizi içerisinde iki kez Bojack'i görüyoruz. Bu çok hoş bir şey. Yani dizinin kendine örnek aldığı iş çok iyi. Ama keşke örnek aldığı iş kadar güzel olmayı başarabilse bu dizide. Bu dizinin yegane amaçlarından biri de bizi güldürmek aslında. Peki bunu başarabiliyor mu derseniz? Bana kalırsa küfürle güldürme sahneleri hariç ben filmi izlerken bayağı eğlendim. Ve de güldüm. Zaten dizinin geneli de bu şekilde aşırı küfür ve aşırı cinsel esprileri biraz olsun azaltsa var dizi bana kalırsa çok daha güzel olabilirmiş. O zaman Bojack olurmuş işte. Gerçi Bojack olmak için karakterleri falan derinleştirmeleri lazım, biraz daha realist olmaları lazım falan filan. Neyse oralara girmeyelim. Yapımcılar Bojack Horseman'dan esinlendiklerini söylemişler ama bana kalırsa bu dizi daha çok Big Mouth çizgi dizisi dizisine benziyor. Big Mouth da tıpkı buradaki takım oyuncuları gibi ergenlerin hayatını anlatıyor. Ama aralarındaki fark şu. Big Mouth karakterlerini derinleştiriyor. Ama buradaki takım oyuncuların karakterleri derinleştirilmiyor. Neyse toparlayacak olursak. Hobbs ortalama bir dizi. Kötü diyemem, iyi de diyemem. IMDB'ye baktığımda şimdi yorumlar ve puanlar düşük. Ama izlenme sayısı nasıl olur bilmiyorum. Bana kalırsa Netflix bu serinin devamını getirmeyecek gibi. Ama getirirlerse lütfen daha derin karakterler ve biraz daha az küfür olsun. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.